Ama dürüst gösterdi. Bir, ikiden, bu bir, bu ikiden çıkarsa. Bunu gidiyoruz, bundan çıkartıyoruz. Öyle yapmadım zaten, öyle yapmadı mıyım? Sözel olarak da zaten doğru ifade olmuş oluyor. Tabii tabii. Sözel olarak tabii. Ama şimdi ben böyle gösteriyorum. Evet. Biraz beden diliyle yanıltmak için böyle yapmıyorum. Hani bu bir, bu ikiden çıkarsa o doğrusunu göstermiyorum. Bir ikiden çıkar, sanki çıkmaz cevabını almak istiyorum. Sahnede tarih sorusu sormuş muydum tarihten? Hiç sormuş muydum? Sormamıştım. Tarihten bir soru sormamış mıydım? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Tarih sormadım o zaman. Tarihten. Hocam, o zaman hocama bir tarihten soralım. Abi tarih. Çok zor hocam, onu bilemezler ki. Nasıl bilecekler? Abi olsun. O, herkes tarihçi mi? Tarih. O, yani şimdi bu bilgi sorusu da olmaz. Bu doğru. Doğru. Yok ama şey, bu yani... Bu direkt bilgi sorusu. Tarih. Hocam tarih. Tarih. Çok büyük bir hükümdar ama Anadolu Selçuklularla eğer biraz ilginiz varsa bilirsiniz. Şöyle ki, Kutalmışoğlu Süleyman Bey'in babasının adını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Yazalım arkadaşlar. Kutalmışoğlu Süleyman Bey'in babasının adını nedir? Kutalmışoğlu Süleyman Bey'in babasının adı. Bence tarihten girince coğrafyadan çıkamıyor hocam. Coğrafyadan da. Pekala. Bir de coğrafya. Ya. Kutalmış tabii. Kutalmış ya oldu Süleyman Bey'in. Vay, sorulara bak ya. Abi kaç oldu? Kaç soru oldu? 4 oldu. Abi şuraya bakın ya. Su 14 tane muhteşem soru. Yani 14 tane muhteşem soru. Yani daha da başka sorular da var, başka şeyler de var ama o zaman coğrafyadan soracağım. Coğrafyadan soralım. Dünyanın en yüksek tepesi? Evet. Oo, çok iyi ya. Bak ne kadar güzel ya. Artık aydınlan. Everest keşfedilmeden önce hangisiydi? Onu biliyor musunuz? Bilmiyorsun. Gene Everest'i hiç değişmedi çünkü. Yazalım arkadaşlar. Everest keşfedilmeden önce dünyanın en yüksek tepesi hangisiydi? Everest. Çocuklara soracağınız muhteşem sorular. Bunları arttırmaya çalışmak da bir hobi olacak herhalde. Yok işte. Başlangıç öyle zaten. Başlangıç hastalık bu. Ondan sonra başlıyor. Ondan sonra bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bu da şey. İsim neydi? Selman. Selmancığım. Bak. Bir tane şey var. Dere. Derenin üstünde 11 tane taş var. 11 tane taş var. 11 taşın üstünde de hepsi de birer tane kurbağa var. 11 kurbağa var. Kurbağalardan 3 tanesi dereye atlamaya karar veriyor. Taşların üzerinde kaç kurbağa kaldı? Evet. 8. Evet. Arkadaşlar bunu da yazalım. Çok güzel bir soru. Karar verdi ama atlamadı. Ya karar verdi. Evet. Bir derenin üstünde 11 taş var. Taşların her birinin üzerinde de birer kurbağa var. Kurbağalardan 3 tanesi dereye atlamaya karar verdi. Taşların üzerinde kaç kurbağa kaldı? Aman Allah'ım ne sorular ya. Bunları ben habire her yerde gidip soruyorum ama en zevklisini biliyor musunuz? Bunu ders olarak yapmak. Yani bu pazartesi bunu başlayacağım ben hemen. Bir eminim ona. Eminim öyle bir hele sizi var ya siz müfredatı değişeceksiniz bence. Yani kaçıncı sınıfta hocam okuttunuz? 4 şu an. Of süper. Süper. Tam onlara göre. Of. Yani peki bildiğiniz bütün soruları bize sormuşsunuz. Verebilecek misin? Birazını sen geliştireceksin. Vereceğiz. Daha vereceğim. Bu akşama kadar birçok soru, o kadar çok soru vereceğim ki. Yani bir de şimdi bunlar sözlü olarak sorulan sorular. Bir de tahtaya yazılarak sorulan soruları geçeceğim. Resmebe'yi anlatacağım bir de. Resmebe. Ve gerçekten muhteşem. Bakın hakikaten eğer anlarsanız elinize altınlar, elmaslar veriyorum. Samimi söylüyorum yani bunu abartmıyorum. Çünkü bunlar benim eğitimde buz kırıcı sorular. Nereye gidersem gideyim bunlarla başlıyorum. Şeyde de öyle, sahtede de öyle yapmadım mı? Bunlarla başladık, buz kırıcı sorular. Önce kim bu adam diye herkes merak ediyor. Sonra soruları sorunca, anlıyorlar. Sonra devam ediyorum. Şimdi resmebe sorularından. Bu seferkiler de şöyle. Bunlar sözel olarak sorduğum.
Gene onlara gene ekleyeceklerim olur, yaparız ama şimdi de gelelim çok çok önemli resme ve soruları. Sonra kitabı da zaten incelersiniz. Muhteşem bir kitap. Hatta hocam şöyle bir şey var. Yani çocuklara da lütfen tavsiye edin. Yani bu kitap müthiş, müthiş derecede onların şeylerin ufkuklarını açan. Yani ben bir kitap da ben alabilir miyim elime? Mesela şöyle ki Respebe hakkında bilgi vereyim arkadaşlar. Respebe hakkında bilgi vereyim. Respebe. Resimler, yani harfler, rakamlar, bunların hepsinin birleştirerek olaya yeni kelimeler çıkması Respebe. Şöyle ki mesela şeyi açtığınız zaman bakın şuradan sayfasını söyleyeceğim. 14. sayfayı açtığınız zaman 14. sayfada baktığınız zaman olması lazım benim çantamda. Açılmamış kutunun içinde var da açmadım. Değil. Açılmamış kutunun içinde değil. O, olması lazım. Oradan 15 tane var, kırmızı var orada. Kırmızı olması lazım. Kırmızı. Şimdi şöyle bir bakalım. Hayır. Ne görüyorsunuz yukarıda? Bir tane masa. Yanında da L harfi gelmiş. Ne olur? Masal. Altta ne var? Alttaki bir tane biber var. Yanına da 10 gelmiş biberon. Bakın. Ve hemen yan tarafındakilere bakarsak B harfi, ortada bir et, bir de 10. Beton. Evet. Bir pil var. Evet, orada bir de çimen gibi bir şey var. Mesela pil çimen diye bir şey yok. O zaman ne oluyor? Pilot. Ot olursa. Ve altta çok güzel bir ayı var. Ne ayı? Bal ayı. Bir bal var, bir de ayı var. Ne oluyor? Bal ayı. Ne kadar güzel. Ve hemen orada bir yemek var ve K harfi var. Mantık. Ha, şimdi şöyle ki, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir sürü güzel şey var. Tamam. Bunlar hakikaten sizin çok işinize yarayacak. Şöyle ki gene bir mesela 34. sayfayı açarsanız 34. sayfa 34 bakın 34 T ve O var. O T ve O acaba ne olabilir? Çimento. Çimento. Neden çimento? Çimento. Çünkü çimenler var o to yazılısının içinde. Orada bir çay var. Ne çayıdır o acaba? Ada çayı çünkü adanın üstünde. Ne kadar güzel. Orada bin var. Etrafında da neler var? Bin dallı. Bin dallı değil mi? Dallar var. Ve hemen yan tarafta bir muz var. Üzerinde de bir... Omuz tabii. Omuz. Ha, çalışmış gelmiş. Tamam. Şimdi efendim. Şimdi... o resme ve kitabı zaten çok seveceksiniz. Ve çok sayıda onlarca soru var. Kendi isminizin yazılması, hepsi var orada. Şimdi ben size resme ve sorularıyla ilgili çok özel sorular soracağım. Sıra dışı sorular. Yani bunlar benim sıra dışı düşünme becerilerinde okullara ve şirketlere verdiğim eğitim. Bakın. Evet. Bu sefer ayrı bir şey açın. Yani bu deminkiler sözel anlamda sorulan sorulardı. Bu sefer ise sıra dışı sorular değil. Sıra dışı resme ve soruları. Doğru. Sıra dışı resme ve soruları. Ama sıra dışı resme ve soruları. Bunlar birebir sorulacak sorulardan ziyade toplu halde sorulan sorular. Toplu halde sorulan sorular. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuzu soruyorum. İki tane dörtgen var. İki tane dörtgen var. Dört kelimelik bir hatır sorma cümlesi. Dört kelimelik bir hatır sorma cümlesi. Bu şifreye bakarak. Şifreye bakacaksınız. Hatır sorma cümlesinin ne olduğunu söyleyeceksiniz. Dört kelimelik. Yani evet. Tahmininizi söyleyin. Lütfen saçmalayın. Saçmalayın ki bulalım. Ne beş kişi. Ooo süper. Çiğdem Hanım tebrikler. Ne var? Ne yok. Ne yok. Çünkü birinci dörtgenin içerisinde ne harfi var? İkinci dörtgenin içerisinde hiçbir şey yok. O zaman birinci sorumuz ne var? Ne yok. Hoşuna gitti mi Selman? Evet. Bunlar sıra dışı. Ben eskiden bunu zaten şey yapıyordum. Ya değil mi? Zaten onun için bildin deminkileri.
Evet. Hocam çocuklar bir kere mest olacaklar yani. Uf, hele 4. sınıf. Pekala. Şimdi o zaman ne var ne yok. Peki. Burada bir adam var ve bu adam düşüyor. Aşağıda da böyle bir hece var. Bu adam nereye düşüyor? İkileme. İkileme düşüyor. İkileme düşüyor tabii. Bak gördün mü resmeyi öğrenmiş. Resmeyi öğrenmiş İrem. Hocam çocuklar canavar ya. Sos sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Bu adam nereye düşüyor? Bu adam ikileme düşüyor. Vay be. Selman iyi miydi, güzel miydi? İkileme düşüyor. Azerbaycan'da da yapacağım bunları. Orada bekliyorlar beni. Vay be. Demek bu adam nereye düşüyor? Bu adam ikileme düşüyor. Şimdi bunlar farklı sorular. Yani dikkat ederseniz ciddi anlamda sıra dışı. Benim şirketlerde yaptığım çalışma bunlar. Bunları yapıyorum. Bayılıyorlar. Yani. Ve arkadaşlar şimdiki sorulara dikkat edin. Şöyle ki buraya bir C yazıyorum, virgül. Normal alfabe yazıyorum. Bu gidiş normal. Bakın A, B, C. Nokta 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 Z. En sonunda da Z var. Normal 29 harf. Burada bir şey yok. Ben kırmızı kalemi alıyorum ve diyorum ki yedi harfli bir kelime istiyorum C'ye bakarak. Bu nasıl bir C? Nerede bu C? Yedi harfli bir kelime. Bu C'ye bakın. C'nin nerede olduğuna bakın. Çünkü ötekilerden farklı bakın. Hani şu alfabeye benzemiyor. O zaman bunların hepsinin neresinde? Başı. Evet, yedi harfli bir kelime. Önce nerede olduğunu bulun, sonra C'yi ekleyin, bulacaksınız. Buldum. Buyurun söyleyin. Falcı. Falcı. Ama bu falla alakası yok bunun. Evet, çok güzel. Saçmalayın. Ya çok güzel bir saçmalama geldi. Devam edin arkadaşlar. Avcı. Avcı. Güzel bir saçmalama daha. Çünkü av. Yani bu C'nin nerede olduğuna bakın. C nerede? Baş tacı. Evet. Baş tacı. Baş tacı. Ya. Baş tacı. Evet. İlginç değil mi? Ya sıra dışı, çok sıra dışı. O zaman ne yapacağız? Ufku açacağız. Ben şimdi açıyorum. Soruyu ne olarak soruyorum? Şöyle bir oku koyduk ya burada, kırmızıyla oku koyduk. Yani bu C'ye bakarak yedi harfli bir kelime söyleyin. C'nin yerine bakarak, C'nin bulunduğu. Zaten biraz resmebeye aşina olan çocuklar anlayacaklar ne sorduğunuzu. Şimdi resmebeyle ilgili bilgimiz yok ya, ama ben bunu bütün okullara sokmak istiyorum. Bir eğitim yapacağız. Abi eğitim sıfır resmebe. Sıra dışı düşünme ve resmebe. Milli eğitimle müthiş olur. Pekala. Biraz anlamaya başladık resmebeyi. Bu sefer A, B, C, D, nokta 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 nokta. En son harfimiz J değil. Z değil. J. O zaman oku da koyuyorum buraya. Oku koyunca bunu soruyorum. Deminkine göre acaba sondaj. Sondaj. Harika. Yani C sonda sondaj. Resmebeyi anlamaya başladık. Resmebeyi anlamaya başladık. Sıra dışı. En sevdiğim şey. En sevdiğim şey. Ama o kitapta yok onlar. Benim son kitabımda var onlar. Son kitabınız yanınızda var mı? Yeni basılıyor son kitabımda o bu şeyler, ama şöyle bir şey var yani sizlere o birer oyun, 3 tane de bu kitaptan şey yapacağız yani, eksik olursa da göndereceğim onun için, yani bugün şeyi de öyle, hediyeleriyle beraber bugün öğleden sonra da oyunumuzu öğreteceğim, o oyunun turnuvasını yapmak istiyorum Eskişehir'de. Belki sizin okulda, bir okulda başlatabiliriz şimdi. Evet arkadaşlar, baktığımız zaman şimdi R var, A, B,
C. Normal gidiyor Z. Normal alfabe. Alfabe normal de bu R normal değil. Beş harfli bir kelime bulacaksınız. R'nin nerede olduğuna bakarak. Saçmalayın. Çünkü saçmalayarak bu. Başlar. Başlar diye bir kelime yok. Başar. Başar diye bir kelime de yok. Yani daha doğrusu şöyle hani R'nin alak R nerede? Başlar. Başlar olmuyor. Başka bir şey. Yani alternatif söyleyin. Başla. Başlar. Başar. Hayır, hayır. Önde. Kim dedi? Önder. Önder. Hay Allah. Hay Allah. Hay Allah. Önder. Önder. Resmi anladık ki çok seveceksiniz. Ve bütün yani Eskişehir'e yayacağız bunu. Böyle bir iddiamız var. Çiğdem Hanım eğer siz varsanız ben varım. Tamam. Tüm Resmi Bey'i Eskişehir'e yaymak. Tamam. Çünkü çok değişik bir şey. Farklı bir şey. Sıra dışı bir şey. Çok da zevkli. Yani o kadar zevkli ki. Ezberin dışına çıkmak. Ezberin dışına çıkıyorsunuz. Sıra dışı düşünüyorsunuz. Artı hocam şirketlere biliyorum bunu. Sıra dışı düşünme diye. İnovasyon. Sıra dışı düşünme ve inovasyon diye veriyorum bunu. Bu şey hocam. Sol kürede analitik düşünmeye. Yani monolitik var ya. Yok analitik düşünmek bir şey. İşte. Hem de nasıl? Evet. Hem de nasıl? Ve arkadaşlar gene bizim bir R'miz var. Ama şöyle. Sorumuz gene bu. U mu? U. Neresi? Yukarıdaki neydi yukarıdakinin cevabı? Önder. Çok güzel. Ulu Önder. Ulu Önder tabii ya. Aferin senin manyağı. Bravo. Ulu Önder. Ulu Önder. Vay be. Bak ne kadar zevkli. Ya hocam müthiş bir şey bu yani. Var ya çocuklar bir sarsın bunu var ya. Ve şunu söyleyeyim. Bu kitap her gittiği yerde tüm sınıf tarafından alındı. Tüm sınıf. Hocam normal 25 lira bunun şeysi. Ama hani eğer toplu halde olursa bir şeyli olarak da gönderiyoruz yani. Toplu halde gönderdiğimiz zaman onu indirimli olarak gönderebiliyoruz. O zaman bunu da böylece anladık. Böylece anladık. Hoşunuza gitti mi bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Yani çok düşünüyorsunuzdur nasıl soruyorsunuz? Tabii. Evet. Ve burada bir ca var. Bir ca daha var. Bir ca daha var. Bir ca daha var. Ben hangi ca'yı soruyorum? Bunu. Bu nasıl bir ca? Altı harfli bir kelime. Bu nasıl bir ca? Arkada. Nasıl bir ca? Öyle bir şey kelime getireceksiniz. Arkacan. Tamam. Saçmalayın. Tamam. Saçmalayın. Çok güzel. Sonunda bir doğruyu bulacak. Saçmalayın. Bakın doğru olmayanları biliyoruz saçmalayınca birileri. Onun için saçmalamak önemli. Sıraca. Bakıyoruz. Bunun bir anlamı olmalı. Yani C'nin C. Bakın bunlar hep böyle. C, ca burada. Bu ca. Ayrıca. Ayrıca. Ya. Daha önce bir kurs aldınız mı? Yok. Hayır. Almadım. Bu daha yeni bu. Çok yeni bu. Çok yeni. Eğer dediğim gibi hani Soner Beylerle bu şey yaparsak iki şer. Bir tanesi sıra dışı düşünme ve inovasyon şirketlere. Bir tanesi de efendim şu eğitimden insan şirketlere inovasyon. Sıra dışı düşünme. Yeni fikirler nasıl bulunur? Müthiş. Onu bir düşün sen. İnovatif düşünce hocam. İnovatif düşünce ve bunu inovatif düşünce ve farklı düşünme. Yani çünkü siz diyorsun ya işte girişimciler farklı düşünme. Geliştireceğiz. Bir şey yapalım. Bir eğitim yapalım. Tamam. Size söylüyorum. Hem milli eğitimde hem de şirketler için. Tamam hocam. Şimdi arkadaşlar sevdik zannediyorum. Yalnız beyin tellerini biraz sarsar bu. Çünkü alışık değiliz. Mesela
Şöyle hani futbol oynuyor adam, oynamıyor. 6 ay oynamamış, gidiyor halı sahada bir maç yapıyor, perişan oluyor. Ertesi gün kalkamıyor. Çünkü neden? Bacak kasları çalışmamış. Yüzmeye gidiyor, işte kol kasları, tenis oynuyor, kol kasları çok fena oluyor. Burada da beyin kas, çünkü farklı bir düşünmek zorundasınız. Sıra dışı düşünmede mesela size öğretilen ezberin dışına çıkıyorsunuz. Ezbere dışına çıkın, ezberin dışına. Nöronlarınız atıyor. Ha yani o zaman ne oluyor? Ezberin dışına çıkıyorsunuz. Ezberin dışına çıkıyorsunuz. Ben birinci dersin arasına kadar böyle gideceğim. Hem uykudan bir uyanmış olacağız, hem de matematiğe hazırlanmış olacağız. İkinci derste itibaren Gündağ'a vereceğim şeyi. Şimdi evet, pekala, pekala. Çağ. Sorduğum çağ bu. Orta çağ değil. Nerede bu çağ? Aşağı çağ. Aşağı çağ diye bir kelime yok. Arka çağ. En yukarıda olsaydı ne derdik? Nerede olurdu çağ? Nerede derdik? Son çağ. Son çağ. Ama son çağ, son kelime yok. Altta başka nerede? Burada olsaydı, en yukarıda olsaydı nerede olurdu? Yüksekte olurdu. Alçakça. Alçakça. Gazetede manşet atacaksın, bunu yazacaksın. Hani alçak, yanında da saldırı diyeceksin. Alçakça saldırı. Anlayan anlayacak. Alçakça. Vay Allah ya. Çok güzel markalar da çıkar geldi. Ya siz ne diyorsunuz? Çinir Hanım var ya, bu inovasyon eğitimi var ya, burada müthiş oluyor. Öyle bir oluyor ki ben her eğitimden sonra orada yeni fikirler çıkartıyorlar. Evet. Beş harfli. Buyurun. Artış. Muhteşem. Muhteşem. Öğrenmeye başladık. Anlamaya başladık. Hocam parmakta kaldı ki, dikkatini çekti mi? Nasıl? Tabii. Saygısızlık etmek istedim. Zaten saçmalama özgürlüğü sunduk herkese. Lütfen saçmalayın. Saçmalayın. İki. Beş harfli bir kelime. Bu bir harf. Kanca. Kanca değil, bir harf bu. Harf. Beş harfli bir kelime harf. Bu bir harf yani. Bu bir harfin, harfin tamamı değil. Şey harfi. Doğru. Kaş. Beş bu harfli. Şey harfi olarak düşünün ama şey harfi değil. Tamamı değil. Yarım şey. Yarış. Yarış. Hocam öğrendi iş ya. Yarış tabii ya. Yarış ya. Vay be. Mesela normal şartlar altında da mesela bir eğitime geldiği zaman insanlar ya 5'e kadar canımız sıkılmaz mı falan diye düşünür değil mi? Hmm. Ama böyle hiç anlamayacaksınız. 5 bitecek, aa bitti mi diyeceksiniz. Yani zaten Gündağ Bey de öyle başlayacak, hızlı başlayıp hızlı bitirecek yani. Şimdi de şöyle bir şey var. Bu sefer de yapacağım da. Mesela bir kırmızıyla yazdığım zaman, mesela bir şeyi kırmızıyla yazdığım zaman mesela şöyle şöyle ki, yani diyelim ki bu bir ay. Bu ayı ters yaparsam yağ olur. Zaten. Ve burada kırmızı baktığımız zaman ve
kırmızı ile girdiğim zaman, mesela bir kırmızı yazdığım zaman, mesela şöyle yazayım, mesela kırmızı ile yazdım bunu, kırmızı kalemle, buradaki şey ne olur? Al, önüne ya da arkasına al koyacağız, kırmızı ile olursa. Kırmızı çünkü al. Ne olmuş olur? Bal. Evet. Arkasına, önüne de koyabiliriz, arkasına da, önüne koyduk olmadı ama şeyde oldu. Yani ama şöyle yaparsam, şöyle yaparsam. Kırmızının bunun neresine koyacağız? Albay. 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 Alı bu sefer başa koyacağız. Çünkü bir kelime çıkması lazım. Albay. Bey'i koyuyor. Bakın ne kadar enteresan değil mi? Yani müthiş bir şey. Yani gerçekten baktığımızda evet. Pekala. Bu da Go yazıyor. Piyango. Piyango. Tabii sen kitaba baktın değil mi? Aa, çok güzel. Bravo. Tebrikler. Yan yazılmış çünkü. Piyango. 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 Bu ne olabilir? Okyanus. Okyanus. Vay vay vay. Aydınlanma başladı artık. Vay 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 vay. Kırmızıyla yazdığım zaman neye bakacaksınız? Al. Al. Sal. Yal. Yanal. Yanal. Al. Al. Al yans. Çünkü kırmızı var. Evet. Yan yazılmış, bir de S var. Vay vay hocam. Ah. Şifreleme. Vay vay vay. Yok yok daha iyi. Vay 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 vay. Süper. İçi içi boş bir şekilde olursa, mesela içi boş, içinde boş, içi beyaz yani. O zaman ne olmuş oluyor? Akmak oluyor biz yani. Ya da şöyle B harfini yapayım. B harfini yaptığımız zaman içi boş, o zaman burada ne olmuş oluyor? Akbak. Bak olmuş oluyor yani bu. Beyaz oldu. İçi bu beyaz, içi beyaz, ak yani. Allah. Genel mi? Genel. Genel. Tamam. Abiler var, arkadaşları. O zaman şey olacak. Nasıl? Açalım. Açalım canım. Zaten bir ara verecektik. Ara verelim. Ara verecektik. 3'e kadar elektrik gelmeyecekti. Öyle mi? Tamam. Ara ara gelecekmiş. Bizim şeyimizi engeller mi orayı? Yok. Engeller hocam. Tamam o zaman. Yapacağız ama. Elektrik can yok hala dinleyin. O zaman şeyi dikkatle dinleyeceğiz dersi. Bir ara verelim. Ondan sonra Gündağ Bey başlasın. Thank you.